Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. 5 tane soru soracağız. 5 tane çözüm üreteceğiz sevgili gençler. 5 soru, 5 çözüm videolarının sanırım bu 8.'si. Evet, 8.'siyle karşınızdayız. Arkadaşlar, tabii ki buradaki 8, 10 tane video çekeceğim. Bunun 8.'si çekiyorum manasında değil. Yorumlarda bazı arkadaşlarım bazı yorumlarda bulunmuşlardı, önerilerde bulunmuşlardı. Hocam soruların başlarına soruların zorluk seviyelerinde yazsanız nasıl olur, güzel olmaz mı diye ben de buna uydum ve soruların başlarına zorluk seviyelerini yazdım. Mesela birinci sorum üzerinden 8 zorluk seviyesine sahip bir soru olarak değerlendirmişim ben. Tabii ki soruyu anlayıp çözüm üreten arkadaşlar için tek seferde çözen arkadaşlar şunu söyleyebilirler. İşte 10 üzerinden 5'miş hocam bu, 10 üzerinden 6'ymış hocam bu diyebilirler. Ama soru genel itibariyle bence her 100 öğrenciden işte 15 tanesinin 20 tanesinin çözüm üretebileceği. Bu yüzden zaten zorluk seviyesi 10 üzerinden 8 dedim. Bir soru arkadaşlar. İlk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım dilerseniz. Şimdi ilk soruda diyor ki 10 üzerinden 8 zorluk seviyesi verdiğimiz. Bu arada ben soruda bir düzeltmede bulundum. Bence sorunun cevap anahtarında bir hata vardı. Yani cevap şıklarında bir hata vardı. Ya da hata yoksa da soru yani nasıl diyeyim? Yazarın sorduğu gibi sorulduysa hata var ama yazar belirli bir yerden sonrasını sormamış gibi düşünmüş. O yüzden şıkları bu şekilde yapmış ama güzel soru. Bir çözelim arkadaşlar. Aşağıda her biri 4 eş bölmeye ayrılmış ve 4 farklı çarkın her parçasında bir harf bulunmaktadır. Çarkların her biri bir kez döndürülüyor. Tüm çarklar durduğunda okların gösterdikleri harfler yan yana getirilerek şekildeki zemine yerleştiriliyor. Şuraya yerleştiriliyor arkadaşlar. Buna göre bu zeminde anne kelimesinin oluşturulabilme olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi anne kelimesini oluşturabilmek için bizim bir tane A'ya, bir tane N'ye, hatta iki tane N'ye, bir tane de E'ye ihtiyacımız var. Mesela A'yı şuradan elde edebilirim. A'yı buradan seçtim. N'yi mecburen buradan seçeceğim. A'yı buradan seçtiysem E'yi buradan seçeceğim. Ve bir tane de N buradan seçeceğiz. Çünkü E ve A yok burada. Sadece N var. Burada da aynı şekilde. E'yi de buradan seçebilirdik. Evet. E'yi buradan seçersem N'yi mecburen buradan. E'yi buradan seçtiğim için A'yı buradan seçeceğim. Yazamadık A'yı. A'yı buradan seçeceğiz ve N'yi de mecburen buradan seçeceğiz. Şimdi şu ihtimale, yukarıdaki ihtimale göre düşünecek olursak. Birinciden çevirdiğimiz zaman çarkı A gelme olasılığı. İki tane A var ve dört tane harf olduğu için 2 bölü 4'tür. Çarpı. İkincisinden N gelme olasılığı bir tane N olduğu için 1 bölü 4'tür. Üçüncüsünden E gelme olasılığı 2 tane E olduğu için 2 bölü 4'tür. Ve dördüncüsünden N gelme ihtimali 3 tane N olduğu için 3 bölü 4'tür diyeceğiz. Bunların çarpımı arkadaşlar 12 bölü 4 kere 4 16, 16 kere 16 256 yapacaktır. 12 bölü 256 dedik. Şimdi ikincisinden A, N, N, E harflerinin seçilme olasılığını inceleyelim. İlk şekilde 4 tane harf var. Bir tanesi E. Ben E'nin gelmesini istiyordum burada. 1 bölü 4'tür. Çarpı ikincisinden N'nin gelme olasılığı gene 1 bölü 4. Üçüncüsünden A'nın gelme olasılığını istiyoruz bu sefer. Bir tane A var. 4 tane harfin içerisinden 1 bölü 4'tür. Çarpı gene üçüncüsünden N seçeceksek arkadaşlar 3 bölü 4 diyebiliriz. Bunların da çarpımı 3 bölü 256 olur diyeceğiz. Şimdi şu şekilde de A, N, N ve E harflerini seçebiliyoruz. Bu şekilde de A, N, N ve E harflerini seçebiliyoruz. Dolayısıyla bu ikisini toplarsak 15 bölü 256 yapacaktır. Şimdi yüksek ihtimalle yani sorunun cevap anahtarında olan çözüm bu. Yani 15 bölü 256. Fakat buraya sırayla yerleştirilmiyor A, N, N ve E harfleri. Mesela N harfi şuradan seçilen N harfi getirilip üçüncüye, buradan seçilen N, E harfi de getirilip dördüncüye konulabiliyor. Dolayısıyla sırayla yerleştirilmediğini anlıyoruz. Yani ben bunları olduğu gibi yerleştirirsem veya rastgele yerleştirirsem Nane de yazarım, Enne de yazarım, A, E, N, N de yazarım, N, N, E, A da yazarım. Yani bunları bir de sıralamamız lazım. Değil mi? Rastgele yapıyorsak eğer. Şimdi rastgele olduğu zaman da ben 15 bölü 256'yı bir şeyle de çarpmam lazım 15 bölü 256'yı. Çarpı bir de bunların içerisinde anne olma olasılığı yani anne istenen durum 1. Tüm durum ise elimde A, N, N ve E harfleri var. Bunlar kaç farklı biçimde sıralanırlar? 4 faktöriyel bölü 2 tane N olduğu için 2 faktöriyel. Burası da 1 bölü 12 yapar. Ben bunu 1 bölü 12 ile çarpmak zorundayım. Eğer anne kelimesini oluşturmak istiyorsam. Şimdi demek ki
Şunu 3 ile bölersem 4, burayı da 3 ile bölersem 5. Üst taraf 5 yapar. Alt tarafta 4 kere 256'dan 1024 yapacaktır arkadaşlar. Cevabımız 5 bölü 1024 olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Unutmayın 15 bölü 256 bir yerden sonra bulunduktan sonra 15 bölü 256 işaretlenebilir ama dediğimiz gibi bir de bunu sıralamamız lazım. Soru bu şekilde sorulduysa. Geçtik ikinci sorumuza 10 üzerinden. 5 zorluk seviyesine yani orta zorluk seviyesine sahip bir soru. Fibonacci sorusu. Şimdi şunu da unutmayın. Ben bütün bu dizilerde Fibonacci sorularının çıktığı zaman karşıma hep şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar yaklaşık olarak 3-4 sene önce bu Fibonacci sayı dizisi müfredatta yani müfredatta işlenmeye başlandı. Ama 3 senedir de sormuyorlar arkadaşlar. 2020'de biliyorsunuz her şey başımıza geliyor ve gelebiliyor. Dolayısıyla bu sene bir Fibonacci sorusu neden çıkmasın karşımıza diye düşünüyorum. Ben bekliyorum. Çıksa sürpriz olur mu? Bence olmaz. Çıkmazsa sürpriz olur mu? Gene olmaz. Öyle bir konu arkadaşlar. Soruları da kolay. Mutlaka ama mutlaka birkaç tekrarla, birkaç tane soruyla Fibonacci'yi de oturtabilirsin kafanda. İlk iki terimi bir, diğer terimleri ise kendinden önceki iki terimin toplamı şeklinde devam eden işte mesela 1, 1, 1 ile 1'i topladım 2, 1 ile 2'yi topladım 3, 3 ile 2'yi topladım 5, 5 ile 3'ü topladım 8 tarzında devam eden sayı dizisine Fibonacci sayı dizisi denir. X, Y, Z, T, K sayıları sırasıyla Fibonacci dizisinin ardışık 5 terim olduğuna göre K'nın X ve Y türünden eşiti nedir diye sorulmuş. Öncelikle K dediğimiz sayı bakın kendinden önce gelen iki tanesinin toplamıdır yani Z ile T'nin toplamıdır. Peki arkadaşlar T dediğimiz sayı nedir? T ise Y ile Z'nin toplamı. Peki Z dediğimiz sayı nedir arkadaşlar? X ile Y'nin toplamı. Şimdi ben eğer Z'yi X ile Y'nin toplamı biçiminde bulduysam şuradaki Z gördüğüm yere X artı Y yazarım. Ve böylelikle T sayısı 2Y artı X olur. Ve yine şurada Z gördüğüm yere X artı Y yazacağım. Bakın K eşittir. X artı Y. Artı T'de neydi arkadaşlar? 2y artı x'i onu da yerine yazarsak 2y artı x'i. Böylelikle k sayısı 2 tane x, 3 tane y'den oluşur. Demek ki arkadaşlar Edirne seçeneği bizim cevabımız olurmuş. T eşittir 2x artı 3y dedik sevgili arkadaşlar. İkinci soru dediğim gibi zorluk seviyesi 10 üzerinden 5 yani orta dereceli bir soru olduğunu söylemiştik. Bu da ortanın bir tık üstü diyebiliriz. Bir yine permütasyon sorusu arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Nizip Sosyal Bilimler Lisesi'nde matematik öğretmeni olan Ali Bey pazartesi rahatsızlandığı için okula gidememiş. Pazartesi günkü bir kısmı gösterilen programda Ali Bey'in sayısal 12A ve 12B eşit ağırlık 12C ve 12D sınıfları ile dersi vardır. Ama hocamız hasta olduğu için okula gidemeyecek ve dersleri farklı öğretmenlere müdür yardımcısı tarafından paylaştırılacak. Müdür yardımcısı Erol Bey sayısal 12A ve 12B sınıflarının derslerini ders programından müsait olan Bülent, Ceyda ve Deniz öğretmenlerinden bir tanesine eşit ağırlık olan 12C ve 12D sınıfların derslerini de Ersin, Feyza, Gamze ve Hasan öğretmenlerden bir tanesine verecek. Erol Bey bu programları kaç farklı şekilde ayarlayabilir? Şimdi şöyle düşüneceğiz. 12A ve 12B sınıfları 12A, 12A ve 12B. Bu sınıfları Bülent, Ceyda veya Deniz hocalara verecek. Bunlar için nereler müsait? Mesela 12A'yı şuraya veya şuraya koyabilir. Değil mi? İkinci dersteki 12A'nın dersini buraya veya buraya koyabilir. Dördüncü saatteki 12B'nin dersini de sadece buraya koyabilir. O halde birinci saati doldurabilmek için iki farklı seçeneği var. 2 çarpı ikinci ders saatini doldurabilmek için gene iki tane seçenek var. Çarpı 4. ders saatini doldurabilmek için tek farklı seçenek var. Buradan 4 geldi. Çarpı çarpı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Gelin şuna bakalım. Ersin, Feyza, Gamze ve Hasan öğretmenlere de 12C ve 12D'nin eşit ağırlık sınıflarının derslerini verecek. Peki 12C için doldurulabilecek neresi var? Sadece burası var. 12D için de ya burası ya burası ya da burası var. Şimdi 12C'nin 5. saatteki dersini doldurmak için tek bir ihtimal olduğu için, tek bir seçenek olduğu için 1 çarpı 6. dersi doldurabileceğimiz 3 tane öğretmen var. 1, 2, 3 tane. Dolayısıyla çarpı 3 diyeceğim. Bu da 3 gelecek. O halde 4 kere 3'ten 12 bizim cevabımızdır diyebiliriz sevgili gençler.
Geçtik. Dördüncü sorumuza 10 üzerinden 7 zorluk seviyesine sahip bir soru diye belirlemişim ben. Matematik öğretmeni Özlem Hanım polinomlar konusunu işledikten sonra tahtaya son yazdığı px polinomunu öğrencilerin defterine not etmelerini istemiş. Öğrenciler bu notu almışlar, soruyu yazmışlar. Sonra polinomu silmiş ve aşağıdaki bilgileri yazmış bu polinom hakkında. Diyor ki bu px polinomu 5. dereceden bir polinomdur denmiş ve bu px eşittir 0 denkleminin köklerine de px'in sıfırları denir demiş hoca. Öğretmen daha sonra öğrencilerine demiş ki defterinize en son not ettiğiniz polinomun sıfırlarını bulunuz demiş. Şimdi polinomun 5. dereceden olduğunu biliyoruz. Öğrencilerden Ali çözüm kümesinin bir tane elemanını bulmuş ve hocam çözüm kümesinin bir elemanı nedir demiş. Hasan bir elemanı 4n olarak bulmuş. Aynur diğer kökü n küp olarak bulmuş. Beyza 9n olarak bulmuş. Ve Fatih de n artı 3 olarak bulmuş sevgili gençler. Şimdi Özlem öğretmen demiş ki hepinize aferin. Yani şu söylenen köklerin hepsi de bu polinomun bir köküymüş. Buna göre bu denklemin çözüm kümesinin eleman sayısının alabileceği farklı değerler toplamı nedir diye sorulmuş. N de doğal sayıymış. Şimdi arkadaşlar burada n 4n, n küp 9n ve n artı 3 dediğimiz yerler 5 tane olduğu için cevap 5'tir diyebiliriz direkt kafadan ama şöyle bir durumda söz konusu. Mesela n eşittir 0'sa bu çocuk 0 demiştir. 4 kere 0 bu da 0 demiş. 0'ın küpü bu da 0 demiş. 9 kere 0 bu da 0 demiş. N artı 3 yani 0 artı 3 3. Yani bu 5. dereceden polinomun yalnızca birbirinden farklı 2 tane kökü olabilir. Ve birisi 0'dır birisi de 3'tür. Dolayısıyla çözüm kümesi kaç elemanlıdır? 2 elemanlıdır. 2'yi güzel yazalım. Çözüm kümemiz 2 elemanlıdır diyebiliriz. Peki başka ne olabilir? N eşittir 1 ise arkadaşlar bunun bulduğu kök 1'dir. Bunun bulduğu kök 4. Bununki 1. Bununki 9. Ve bunun bulduğu da kök yine 4 olur. Birbirinden farklı 1 var. 4 var. Ve 9 var. O halde çözüm kümemiz 3 elemanlı olabilir. Başka. N eşittir 2 için mesela. 2. Bu 8'i bulmuştur. 2'nin küpü bu da 8'i bulmuştur. Bu 18'i bulmuştur. Bu da 5'i bulmuştur. Peki birbirinden farklı kaç tane? 2 var. 8 var. 18 var. 5 var. Demek ki bunun çözüm kümesinin elemanı da 4 tane olacak. Eleman sayısı da 4 tane olacak. Peki n eşittir 3 için bir şey değişir mi? Bunun bulduğu kök 3'tür. Bununki 12'dir. Bununki 27'dir. Bakın bununki de 27'dir. Burası kaçtır arkadaşlar? 3 artı 3'ten 6'dır. Birbirinden farklı 4 tane kök vardır. Peki n eşittir 4 için ne olur arkadaşlar? Bu 4'ü bulmuştur. Bu 16'yı. Bu 64'ü. Bu 36'yı. Bu da 7'yi bulmuştur. Birbirinden farklı 5 tane bulduk mu? Bulduk. Zaten birbirinden farklı 6 tane olamaz. Çünkü 5 tane maksimum kökümüz var arkadaşlar. Dolayısıyla işte şunların, şunun, şunun, şunun ve şunun toplamıdır arkadaşlar. Buradaki 4'ü şurada saydığımız için bir daha saymıyoruz. Yani cevap 2 artı 3 artı 4 artı 5 olacak. Normalde 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 15'ti. O halde burası da 14'tür diyeceğiz. 1 olmadığı için cevabımız Denizli seçeneği olacak. Bence güzel, şık bir soruydu. ÖSYM sorar mı? Sorarsa bu videoyu izleyenler Allah'ın izniyle çatır çatır çözecektir. Evet. Son sorumuz. fx eşittir. X üzeri 4. Bunu da zorluk seviyesini kaç olarak belirlemişiz? 10 üzerinden 5 diye belirlemişiz. Bir yorum sorusu. Tek çift fonksiyonla alakalı bir şey. Tamamen onların özelliklerine dayanan bir soru. Bir yandan da bu soru tek çift fonksiyonu hatırlamış olacağız arkadaşlar. fx eşittir x üzeri 4 artı 5x kare eksi 11 fonksiyonu veriliyor. Şimdi sen tek çift fonksiyona hakim olan birisi bu fonksiyonu okur okumaz der ki bu fonksiyon çift fonksiyon der. Niye? Üstlerine bakın. X üzeri 4. 4 var. 2 var. Bir de burada x üzeri 0 var. Değil mi? Dolayısıyla çift fonksiyon olduğunu anladı. Hemen çift fonksiyonun özellikleri nedir? Y eksenine göre simetriktir. Değil mi? Y eksenine göre simetrik. Başka? F eksi x gene fx'e eşittir. Değil mi? Bunları bileceğiz. Pekala. Bire bakalım. F'nin grafiği orijine göre simetrik. Hayır, y eksenine göre simetrikti. Bir gitti. F eksi x eşittir eksi f x'tir. Bu tek fonksiyonun özelliği. Üstteki de tek fonksiyonun özelliğiydi. Bu tek fonksiyonun özelliği. Bu tek fonksiyonun özelliği. Pardon şu. F'nin grafiği x eksenine göre simetriktir. X eksenine simetrik olan tek veya çift fonksiyon diye bir şey yok zaten. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de yanlış. F'nin grafiği y eksenine göre simetriktir. Evet doğru. Çift fonksiyonun özelliği budur. F eksi x f x'tir. Evet doğru. Çift fonksiyonun özelliği budur. O halde doğru olanlar 4 ve 5'tir sevgili gençler. Yani cevabımız Adana'dır diyebiliriz. Evet.
Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sınavda senin yararına olabilecek sorular çözmüşüzdür. Umarım sen de bu videoyu izledikten sonra kendinde bir şeyler bulmuşsundur. Eksiklerin kapanmıştır umarım. Çünkü gerçekten soruları biraz da düşünerek seçiyorum. Mesela son soru seçmesem de olurdu ama tek çift fonksiyon hatırlatmak amacıyla seçtim. Mesela şuradaki 10 üzerinden 5 dediğimiz soru diğeri hangisiydi? Şuradaydı. Mesela bu Fibonacci'den soru çıkmasını beklediğim için zorluk seviyesi 10 üzerinden 5 olmasına rağmen, orta olmasına rağmen ben bu soruyu niye koydum? Fibonacci'den soru beklediğim için. Çünkü Fibonacci 3-4 sene önce müfredata giren ama hala sınavlarda bir tane bile sınavda sorusu çıkmayan bir konu. Dolayısıyla çıkabilir. Biliyorsunuz 2020 dedik. Dolayısıyla karşınıza çıkabilir. Bu yüzden buraya koydum. Mesela ilk soru 10 üzerinden 8 güzel bir soruydu. Veya şuradaki 10 üzerinden 7 dediğimiz soru yine güzel bir soruydu, polinom sorusu. Dolayısıyla arkadaşlar her sorunun size katkısı olacağını düşündüğüm için ben bu soruları PDF'e koydum. Haberiniz olsun. Sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.